Şimdi bizim 9 noktada hemen hemen tamamında bildiğiniz konular var. Bunlardan bir tanesi Akşemseddin Caddesi ile İskilip'den yeni açacağımız cadde arasındaki bu farklı düzeyde kavşak. Nüfusumuzun önemli bir kısmını karşıdan karşıya bağlayan sadece bir ilçe girişi olmanın ötesinde şehir içi trafiğin de çözümü noktasında bu kavşak yapılması çok elzem. İkincisi yeni İskilip yoluna girdiğimiz zaman orada kavşak çalışması. Diğer bir talebimiz de 600 metredeki bu kavşak çalışması. Hastanenin önü biliyorsunuz Erol Olçak Hastanenin önünde farklı düzeyde kavşakla ilgili bir talep olmuştu. Yaya geçidinin özellikle karşıya geçmesiyle ilgili yurtlar vesaire işte trafikle ilgili hatta orada ölümlü kazalar olmuştu. Mutlaka gündeme alınması, projelendirilmesi, yapılması şehrimizin trafik sıhhati bakımından, sağlıklı işlemesi bakımından son derece önemli. Fethi Çakmak Caddesi normalde karayolu ağına bağlı olan şu an Ortaköy bağlantısını yaptığımız şehir içinden geçen kısmı. Buradan müsaade istiyoruz. Biz belediye olarak burayı yapacağız. Yine bunun orta refüjünde bariyerler var. Bu bariyerler tabii mahalleleri ikiye bölüyor. Kent estetiği bakımından hoş durmuyor. Biz burayı yeşil alanla geçmek istiyoruz. Şehrin merkezindeki bu kısmı bariyerlerden kurtarmak istiyoruz. Onayınız olursa. İlim Yayma Cemiyeti Kavşağı şu an hemen hemen her hafta ölümlü, ölümsüz kazaların yoğunlaştığı bir yer burası. Buranın da farklı düzeyde kavşak noktasında mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yeni çevre yoluyla ilgili çalışmaların mutlaka gündemde vardır diye tahmin ediyorum ama şehirde bu çevre yolumuz artık çevre yol olmaktan çıktı. Merkezi bir yola dönüştü. Beklenti şu şehirde, güney ve kuzey iki farklı çevre yoluyla şehri geçmek. Tabii biz bunları ben ekibimle bir değerlendiririm. Madde madde daha sonra başkanımızla görüşürüz. Tabii bizim elimizden ne geliyorsa, ne yapabiliyorsak her şeyde siz bize yardımcı olduğunuz gibi biz de katkı sağlamaya çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.